Seni izleyenlere bir şey söylemek ister misin? İçme izlemesin. Herkes kendine iyi baksın mı? Baksın, herkes kendine iyi baksın. Hadi görüşürüz abi, Allah'a emanet. Oh, çita gibi hızlanıyor çita. Ay maşallah. 54. 54. 54. Evet arkadaşlar, saatte 54 kilometre hıza kadar ulaştık. Arkadaşlar biliyorum uzun zamandır video atmıyordum, hasret kaldınız. Birçoğunuz da yazdı, Instagram'dan mesajlar attılar. Hepsine tek tek dönmeye çalıştım. Hepinize dönmeye çalıştım. Çok çok teşekkür ediyorum. Dostlar neden video atamıyordum son zamanlarda? Ondan bahsedeyim size. Scootral'la ilgili biliyorsunuz son zamanlarda birçok inceleme videoları gerçekleştirdik beraber. Daha sonrasında da Scootral'ın kendi YouTube kanalı artık açılacaktı. Bununla ilgili de biz masaya oturduk, konuştuk. Neler yapabiliriz, edebiliriz diye Mehmet Akif abiyle beraber. O yüzden bu son 1-1,5 ayımızı bayağı Scootral videoları için hazırlık sürecine adadık. Dolayısıyla da birçok inceleme videosu, birçok test sürüşü videosu, birçok anlatım, prodüksiyon derken bayağı bir zamanımızı aldı. Hatta şu anda da kamera arkasında Mehmet Akif abi hala duruyor. Bakıyor nasıl gidiyor, ne yapıyoruz falan filan diye kontroller yapıyor. Böyle arkadaşlar, bundan sonra videolarımız gelmeye devam edecek Allah'ın izniyle, bir aksaklık yaşamayacağız. Dediğim gibi Scootral tarafına birazcık ağırlık verdik. Kanalı yapılandırmaya çalışıyoruz. Video stoğu yapıyoruz. Çünkü bir anda böyle arka arkaya güzel güzel videolar geliyor olacak. Harika ürünler inceledik. 3 tekerlekli elektrikli motosiklet. Artık scooter'da diyebilirsiniz ona. Çok garip bir cihaz. Ondan sonra şu anda üstünde oturduğum VMoto'nun Jux modeli. Ondan sonra Dualtron'un Aquilius modelleri, yani elektrikli scooter'lar. Birçok kategoride incelemelerimiz oldu. Lafı fazla uzatmadan şimdi bu videomuza başlayacağım arkadaşlar. Tabi videoya başlamadan önce açıklama kısmında Scootral'ın yeni kanalının hemen linkini bırakıyor olacağım arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Biraz klasik bir cümle oluyor ama bugün gördüğünüz cihaz Avusturya menşeli, harika bir üretim arkadaşlar. Malzeme kalitesinden hiç kaçınılmamış. Arka tarafında Bosch marka çok güzel hap bir motor bulunuyor. Bataryası ise LG marka. Dualtron'larda her zaman karşılaştığımız, hiçbir zaman bize sorun yaşatmayan, her zaman güzel sürüş yapmamızı sağlayan iyi bir batarya var üzerinde. Motor gücümüz tam 1600 watt arkadaşlar. Bataryasının özelliği de 60 volt 30 amper değerinde. Ön tarafta ve arka tarafında disk frenleri bulunuyor. Amortisörleri de gayet güzel. Yani şöyle üstüne oturduğu zaman yaylandığında siz de oradan görüyorsunuzdur. Gayet konforlu bir yaylanma şekli var. Birazdan zaten test sürüşü videosunu da beraber gerçekleştiriyor olacağız arkadaşlar. Cihaz elektronik donanım açısından bayağı iyi bir görsele sahip. Aynı zamanda da çok sade bir dizayna sahip. Arkadaşlar ilk dikkatimi çeken burada gördüğünüz sele oldu. Her cihazda dikkatimi çeken unsur farklı oluyor. Bunda sele oldu çünkü rengi diğerlerinden farklı. Dokusu da farklı. İster istemez böyle insan geliyor bir yoklayayım, şöyle üstüne oturayım diyor. Harika bir ayaklığımız var burada. Çok minik dizayn edilmiş. Hemen böyle ayağımızla topukla tık diye dürttüğümüzde anında geri geliyor. Aşağıya almak istediğimizde de hiç aramıyoruz yani. Topuğu şuraya böyle ezbere getirdiğinizde tak diye geri açılıyor. Bıraktığınız zaman da eğimi gayet yeterli. Çünkü çok dik olması da iyi değil motosikletin. Çok yatık olması da iyi değil. Böyle tam tadında bir kıvamda duruyor. Şimdi gelelim bu motosikleti nasıl çalıştırıyoruz. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir kumanda var. Bunun üzerinde bir kilit, bir de kilit açma işareti var. Bir de burada start stop düğmemiz var. Yani cihazı başlatıyor veya kapatıyor. Keyless mantığı gibi diyebiliriz. Yani anahtar olmadan da biz bunu kumanda üzerinden çalıştırabiliyoruz veya cihaz açık konumdaysa, eğer kilidini açtıysak cihazın, şuradaki kontak yerine bastığımızda tık diye çalışıyor. Tabii şu anda bakalım. Şu an açtık cihazı mesela. Buraya geldim, bir kere bastım. Hop, açıldı. Şimdi tekrardan kapatıyorum. Ha, önce kilidi açtık. Evet. Gördüğünüz gibi kumandadan da açıldı. Şimdi tekrardan kapatıyorum. Buradan da kapatabilirim ama buradan kapatacağım bu sefer. Kumandadan kapattım. Şimdi anahtarla açmaya geçiyorum. Şu an off konumda. Tık ona getirdik.
yine açıldı. Kullanıcı dostu bir açılış ve kapanış kısmı var arkadaşlar. Cihazımızda çok güzel böyle anlaşılabilir, sade, büyük büyük, kocaman, ferah ferah her şey karşımızda bir gösterge tablosu var. İşte şarjımızı gösteriyor. Burada trip metreyi gösteriyor. Şu sete bir kere basarsam odayı gösteriyor. Yani cihazın toplam kaç kilometrede olduğunu gösteriyor. Trip metrede cihaz açıldıktan sonra biz kaç kilometre gittik onu gösteriyor. Bu trip metreyi sıfırlamak için de şuradaki set tuşuna basılı tutmanız yeterli oluyor. Şu anda sıfırda olduğu için kilometresi sıfırda zaten. Ayrıca şurada bir artı eksi görüyorsunuz. Bunlar ne diye soracak olursanız bunlar da sürüş modları arkadaşlar. Bakın ben buradan bastığım zaman burada 3, 2, 1 diye değişiyor. Birinci kademede daha yavaş gidiyor. Bütün elektrikli skuterlarda, motosikletlerde olduğu gibi. 2'de biraz daha hızlı, 3'te biraz daha hızlı gidiyor. Bu cihazın top speed'i saatte tam tamına 45 km hıza kadar ulaşıyor arkadaşlar. Ancak bu sürücü ağırlığına, yol eğimine, lastik basıncına, işte rüzgara her şeye göre değişkenlik gösterebilir. Saatte 60 km hıza da çıkabileceğimizi düşünüyorum ben. Birazdan test sürüşü yapacağız, bakacağız. Bakalım bunda da maksimum ne kadar hıza ulaşacağız. Menzil olarak da 75 km kadar yaklaşık bir menzili var. Ama tabii bu menzili arttırmak da kısaltmak da sizin elinizde. Sürekli eğim çıkarsanız ve tam gaz gider derseniz arkadaşlar hep 3. hız seviyesinde, o zaman tabii şarjı daha çabuk bitecektir. Bu da farklılıklar gösterebilir. Yani bu söylediğimiz değerler azami değerler. Böyle düşünebiliriz. Şarj süresi 7 saat kadar. Çünkü 4 amperlik bir şarj ünitesiyle şarj oluyor arkadaşlar. Batarya ise 30 amper olduğu için birazcık uzun bir aralık var. Fakat scooter al mağazalarından hızlı şarj ünitelerini alarak sizler bu süreyi 3 saate kadar, 4 saate kadar ya da 2 saat artık neyse 10 amperlik bir şarj ünitesiyle hızlandırabilirsiniz. Fren manetlerine geldiğinde ise fren manet gidon hizasıyla neredeyse aynı olduğunu görüyorum. Şöyle elimi de tutarsam, yani kolayca ulaşılabilir, kolayca frenlenebilir bir manet yapısı karşımızda mevcut arkadaşlar. Bu sol taraftaki panele geldiğimizde ise burada kısa ve uzun farlarımız bulunuyor. Hemen alt tarafında sinyallerimiz var. Bu sinyal düğmeleri tek yönlüdür. Yani sağ bastığınızda sağda kalmıyor. Sağ bastığınızda direkt sağ sinyali veriyor ve olduğu yerde tekrar kalıyor. Sinyali kapatmak için ortaya basmanız yeterli olur. Bazı çok pahalı motosikletlerde sinyal verdikten sonra mesela dönüşü tamamladınız, gidonu düzleştirdiğinizde aynı arabalardaki gibi sinyal kendisini devre dışı bırakabiliyor. Ama ekseri bütün elektrikli motosikletler, skuterler, normal piyasadaki bildiğimiz motosikletlerde neredeyse hepsinde aynı. Yani buradaki gibi illaki ya elinizle böyle geri ittirmeniz gerekiyor ya da off tuşuna basmanız gerekiyor. Böyle bir kornamız var. Hemen yan tarafına geldiğimizde ise bir cruise control düğmesi bizi karşılıyor arkadaşlar. Buradaki cruise control düğmesinin diğer cihazlara göre şöyle bir farklılığı var. Genelde elektrikli skuterlarda, motosikletlerde belirli bir süre, yani örnek veriyorum 5 saniye, 6 saniye, 3 saniye gibi aralıklarda sabit hızda kalmanız gerekiyor. Ondan sonra cihaz kendisini cruise kontrole alıyor. Eğer cruise control özelliğini aktif ettiyseniz. Ama bunda öyle bir şey yok. Bunda saatte 5 km hızla giderken bile cruise control düğmesine o anda basarsanız hemen devreye giriyor cruise control. Cruise control'de de hiçbir şekilde gaza basmadan mevcut bulunduğunuz hızda seyir etmeye devam ediyorsunuz. Tekrardan geri çıkmak isterseniz cruise control'den düğmeye tekrardan geri basmanız yeterli veya bu frene basmanız yeterli ya da hızlanmak için gaza basmanız yeterli. Gaza sadece bas çek yapsanız bile cruise control devreden çıkıyor arkadaşlar. Ayna yapılarına geldiğimizde ise aynalar neredeyse gidondan böyle bir karış kadar yükseklikte. Görüşü gayet güzel. Yani gerçek görüşlü değil de daha küçültülmüş, artık buna ne deniyor, mercek mi deniyor? Görüntüyü gayet güzel bir şekilde ortasında topluyor. Arkada, sağda, solda ne var? Rahatlıkla bu aynalar sayesinde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel de bir yere konumlandırılmış. Buradaki plastiği kaldırarak buraya mesela güzel bir telefon aparatı da takabilirsiniz arkadaşlar. Skuterallarda çok güzel telefon aparatları var. Daha sonrasında güzel bir telefon tutacağı buraya takıp böyle navigasyonunu açıp fıtı fıtı her yere gidersiniz. Yanlarda yolcu pekleri mevcut arkadaşlar. Burası sürücü böyle bassın diye değil, arkanıza bir bindiği zaman bassın diye. Kendinizi şöyle hafif öne aldığınızda burada bir kişi daha yer açılmış oluyor. O da arkadan böyle ayaklarıyla buraya basarak, yani şöyle söyleyeyim size, biraz buradaki demirden de destek alır, belki kendini oraya yaslayabilir. Popo da tam oturuyor oraya. Ayaklarını şöyle bastı. Şöyle göstereyim. Bakın burada bir kişinin oturabileceği çok çok rahat alan var. Öne doğru geldiğinde ise tam ideal sürüş pozisyonu dediğimiz, güvenli sürüş dediğimiz pozisyonu yakalayabileceğimiz bir gidon mesafesi var. O da şu arkadaşlar. Yani bir motosiklet kullanırken daima kollarınız kırık şekilde durmalı, omuzlarınız serbest, yumuşak durmalı. Bu şekilde sürüş sağlamalısınız. Bunun birçok etkeni var. Bunu başka bir videoda anlatırız. Cihaz kapalı konumdayken, mesela şu an gidon sol tarafa doğru dönük. Eğer anahtarı bir kez bastırıp şöyle lock yaparsam, bakın gidon kilitleniyor bütün motosikletlerle olduğu gibi. Ben bunu off konumuna getirip anahtarı bastırmadan sola doğru çevirirsem, şöyle bir kez on yapalım. Heh.
Gördüğünüz gibi tık dedi. Bu güzel sele buradan kalktı. Hemen altında şöyle bir kutu geliyor arkadaşlar. Bu kutunun içerisinde işte kullanma kılavuzu var, yedek anahtarı var, yedek birkaç tane vida var. Ondan sonra kumandası var, bir anahtar takımı var. Bunları evinizde saklamanızı tavsiye ederim. Böyle motosikletinizin altında saklamayın, kaybolmasın. Burada taşınabilir bataryamız var arkadaşlar. Şimdi buradan soketimizi çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi çekebiliyoruz. Daha sonrasında buradaki tutma yerinden hop aldık batarya elimizde. Bu tam tamına 10 kiloluk böyle çok kolay taşıyabileceğimiz, eve götürüp işte ofise götürüp otelimize götürüp vesaire her yerde şarj edebileceğimiz kolay taşınabilir bir batarya. Tekrardan böyle geliyoruz, takıyoruz. Bir de şurada şöyle bir göstergesi var. Buna bastığınız zaman da hangi seviyede şu anda şarjımız var içerisinde onu buradan görebiliyoruz. Aynı zamanda şurada gördüğünüz güvenlik amaçlı oluşturulmuş bir sigortamız var. Aslında bunun iki tane işlevi var. Uzun süre kullanmayacağımız zaman pil sağlığı açısından pili tam şarj edip öyle bekletmemiz gerekiyor. Veya üzerinden sökmemiz gerekiyor eğer daha da çok bekleyecekse. Ama bunu da üzerinden sökmenize gerek yok. Akıllı BMS olduğu için bu sigortayı kapattıktan sonra 3 ay kafanızı rahat bir şekilde bekletebilirsiniz. Normalde lityum pilleri her ay şarj etmek gerekiyor. Ama bu şekilde 3 aya kadar bekletebiliyorsunuz dostlar. Cihazı sökmenize gerek kalmıyor. Ya da diyelim ki kablolarıyla alakalı çok ekstrem bir şey oldu veya diyelim ki siz bir modifikasyon yaptınız bunun üzerine. Bir şeyler taktınız, ettiniz. Elektrik aksamında bir anormallik meydana geldi. Bu sigorta da o zaman tık devreye girecek. Size müsaade etmeyecek ve atacaktır. Dolayısıyla da hem motosikletin güvenliği hem sizin güvenliğiniz bir adım daha önde olacaktır. Yine sürücüleri düşünmüşler. Burada güzel bir USB portu bulunuyor arkadaşlar. Bu USB portuna hemen telefonunuzu takıp şarj edebilirsiniz. Buraya da telefonunuzu koyabilirsiniz, power bank'i koyabilirsiniz. Ses bombanız varsa ses bombasını koyarsınız. Arka tarafa geldiğimizde burada bir plaka ışığı çıkıyor karşımıza. Çünkü bu cihaz plaka ve ruhsat istiyor arkadaşlar. Aynı zamanda da ehliyet istiyor. Bu aracı B sınıfı ehliyetle kullanabiliyorsunuz. Eğer yaşınız küçükse hani B sınıfı ehliyet alamıyorsanız A1 ehliyet mesela önce alınıyor. A1 ehliyetle de yine bunu kullanabiliyorsunuz. Ehliyetsiz kesinlikle katiyen kullanılmıyor. O kadar anlattık şu kanguru cebine. Buraya koyalım yahu. Sevgili dostlar, şimdi bir yokuş testi yapacağız. Önceki videolardan bilenler bilir. Benim böyle iddialı yokuş testleri yaptığım yegane yol burası. Şimdi bakalım. Cuksumuz burada. Cuks diye çıkabilecek mi acaba? Cuks diye de inebilecek mi? Bunu testini yapacağız. Hazır mısın V-Moto? Gidiyoruz. Oo, bir de yokuşun başından kalktım ha. Hiç hızlanmadan bir şey değil mi? Hızlanarak çıkıyor. Gayet de hızlanarak çıktık. Fatality. Yaklaşık bir 100-150 metrelik, yok 150 metre yoktur ya, 100 metrelik bir yokuş burası en fazla diye düşünüyorum. Bakalım inerken de amortisör ve fren performansını değerlendirelim. Gayet güzel. Şu arkamdaki arabaya yol vereceğim. O bir geçsin. Tam yokuşu tekrar çıkacağım. Hatta abartıyorum. Arttırıyorum arkadaşlar. Bakın yokuşun burasına kadar geleceğim. Böyle yollar yok mu? Var. Bu burada yokuşta lamba var abi. Böyle bekliyorsun, tamam mı? Biraz zorlayacak mı ama bakalım ne olacak. Fren basık. Fren basık ne ya? Fren basılı. Şimdi kalkıyoruz. Ay maşallah. Bak yokuşun yarısından. Sen bana korna çaldın ama ben gene hızdan hızdan çıktım. Arkadaşlar gene böyle dik bir yokuşu 20-21 kilometre hızlarla çıkabildim. Buradan aşağı inelim. Ondan sonra bir ana yola çıkalım. Bir halleşelim bakalım ne oluyormuş, ne bitiyormuş. Buradan ana yola çıkıyoruz. Hayırlısıyla. Bismillah. Oturma bölümü inanılmaz rahat. Bu arada ben az önceki yokuşu ikinci viteste çıkmışım arkadaşlar. Vitese de bakmadım. Şimdi bir baktım 2'de. 2'deyken maksimum gittiğimiz hız saatte 35-36 kilometre. Şimdi ben bunu 3'e alıyorum. Bir 3'te gidelim bakalım. 3'te ivmelenmesi de başka oluyor. Gerçi bütün elektrikli cihazlarda öyle. İvmelenme de değişiyor, top speed de değişiyor. Şimdi güzel bir kalkış yapalım burada. Haydi bakalım. Oo.
Jilet. Hadi abi, abla pardon. Yürü. Bayağı gidiyorum ben ya. Oh. Şu an azami hız değerini geçtik. Normalde saatte 45 ile gider diyordu. Biz şu anda saatte 51 kilometre hıza kadar ulaştık arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi de oldu. Zannediyorum ki yokuş görsek bu hız daha da artacak. Kısa süreliğine bir otobana gireceğim. Hemen çıkacağım ondan sonra. Burada da ufak çaplı bir yokuş testini yapalım. Hem de viraj performansını da merak ediyorum. Viraj performansı güzel, rahat. Herhangi bir şekilde tedirgin etmiyor. Bir denge kaybı yaşatmıyor. Ağırlık merkezi gayet dengeli. Şimdi otobandan tekrardan çıkacağız. Neyse, çıkmayalım yola. Kenardan gidelim. Şu an dip gaz dönüyoruz arkadaşlar virajı. Saatte 43 kilometre hızla. Biraz burası yokuş çıkıyor çünkü. Umarım rüzgar sesi çok gelmiyordur. Hızlan. Evet. Arkadaşlar sürüşü gerçekten keyifli. Sadece arka frenle basacağım şimdi hızlanıp. EBS'nin sesi de ufak ufak geliyor böyle rrrr diye. Ve sadece bir ön fren yapalım bakalım. Vay, kaydırmıyor ve arkayı da devreye alıyor. Kombine ABS gibi. Çok güzel. Hadi bir daha yapalım. Acil panik fren. Çok kuvvetli sıkmama rağmen tutup tutup bırakıyor. Yani kaydırmayacağım seni diyor. Bir daha yapıyoruz. Of. Bir şey değil mi? Frenler şaşırttı beni. Benim en takık olduğum mevzu bu fren olayı. Baya. İkisini birden. Oo, ikisinde baya tırnaklarla kazıyor yani. Şimdi hızlanacağım. İkisi birden. Vay. Vay canına. Oo, bunun frenleri şu ana kadar deneyimlediğim test sürüşündeki frenler arasında diğer cihazlarla kıyasladığımda gerçekten yani number one olmaya aday. Hani ilk 3 kesin de acayip bir fren var üzerinde. Şaka gibi. Bu kadar iyi bir fren beklemiyordum açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Bu arada boşta süzülmesi de çok güzel. Motor Bosch marka, ondan mı acaba? Tamam, duymadınız burayı. Baksana boşta gidiyorum, tıngır mıngır. Çok hız kaybetmiyor yani. Hop. Abi ne yapıyorsun? Ters yön. Mesela tek elle kullanırken herhangi bir gidon sallaması yok. Şöyle gaz kolundayken de yapalım, gaza basarken de yapalım tek elle. Gördüğünüz gibi herhangi bir gidon çırpması, titremesi yok. Arkada arabalar olmasa elimi bırakacağım da şöyle bir anlık bırakayım. Gidon gayet dengeli, stabil, düzgün. Abi sen bir yürüseydin be. Kapıları açmadan önce her zaman aynaya bakmalısınız. Ama bu ters taraf oluyor. İlhan abi dur. Sen geç ya. Kocaman yol abi, geçemedin mi ya? Allah Allah. Hayır, o da şaşırdı. Onun ehliyet eskimiş.
Yenilemek lazım ama alamaz o. Yeni ehliyet vermezler ona. Abi belirli bir yaştan sonra çıkmamak gerekiyor trafiğe. Sıkıntılı. Bizim sağlığımız için yani. Evet abi, el salla. Selam ver. Yok abi, video çekiyor. Seni izleyenlere bir şey söylemek ister misin? İçme izlemesin. Herkes kendine iyi baksın mı? Baksın, herkes kendine iyi baksın. Hadi görüşürüz abi, Allah'a emanet. Şeyden mi oldu? YouTube kanalım var abi benim. Ha, YouTube kanalım var. Evet, şu anda bu motosikletin inceleme videosunu çekiyorum ben. Test sürüşündeyim. Anladım. Hadi hayırlı günler. Sağ ol. Oh oh, çita gibi hızlanıyor çita. Ay maşallah. 54. 54, 54. Evet arkadaşlar, saatte 54 kilometre hıza kadar ulaştık. Yeni bir rekora daha imza atıyoruz sizlerle beraber. Evet dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün VMoto Jux konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz Jux, bize bu güzel deneyimi yaşattığın için. Ve tabii ki Scootral'a her zamanki gibi teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Scootral kanalına ve Ateş Baskan YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haydi Allah'a emanet.